Merhaba arkadaşlar. Yeni kaptürü sonunda bulduk. Çoğu bayide yoktu. Bugüne kısmet oldu. Onur'la beraber şöyle bir bakıyoruz. Onur yanımda. Merhaba arkadaşlar. Önden çok güzel Clio'ya benzemiş. Bayağı Clio'nun yükseği ya. Clio'nun abisi olmuş. Clio'nun büyüğü bayağı da güzelmiş. Çok şık değil mi ya? Aynalar, tavan falan. Bak tavan şey. Siyah. Farklı çift renkte. Çift renk. Çok şık durmuş. O göstermiş zaten arabayı. Bu renk de çok güzelmiş. Bayağı simli renkler. Cidden çok güzel. Aha, önden mi başlayalım? Yandan arkaya doğru devam edelim istersen. Bir farlarını açabilir misin sen? Bir de motoru. Şöyle ben de kafadan göstereyim aracı size. Full LED artık. Standart üzerine geliyor full LED'ler. C şeklinde yanıyor. Bakın şurada detaylar falan. Yanlar da devam ediyor. Bu gece yandan profilden güzel görünür. LED Pure Vision farları var. Kaputa bakalım. Nereden açılıyor bak bakalım. Şuradan. Zenoci olduğumuz için. Zenoci olduğumuz için evet. Amortisörü yok. Ama şurada yalıtım var. Yalıtım koymuşlar ama. Allah'a şükür. Öyle bir şey yapmışlar. Ama bence bir şey değil mi? Bu Renault'dan yani beklenmeyecek bir araba. İçini falan az önce gördük. Gerçekten çok güzel olmuş. Ama ben sana bir şey diyeyim mi kardeşim? Yani ben böyle biraz zorlasam hangi ütülecekmişim gibi hissediyorum. Öyle hissediyorum. Bir sembol kullanıcısı olarak, yani bundan müzdarip olarak. Sanki ütülecekmiş gibi hissediyorum, öyle hissediyorum. Motor bu, 1.3. 140 beygir. Bir kapak olsa çok iyi olmaz mı? Bence de ya, çok açık yani kalmış. Çok, her şey öyle yani. Evet. Akü, işte. Burada sigortalar. Motor bu. Ama çok açık, dediğin gibi ya. Bayağı açık. Ne olur, şu malzemesi ne olur ki? Kalıp yani. Yani şöyle bir sadece kapak zaten plastik aslında, şu dediğin ne gibi. Ha bunlar viraj demirleri falan olmasın? Baya bu şaseye güçlendirmek için viraj demiri olabilir. Bundan emin değilim şu an ben. Kardeşim öyle bir şey o zaman ben buraya vurduğum zaman bu katlandığı zaman şu. O demire zarar verecek. Ya bu arabanın işte şey rigid durması için normalde. Sen vurman için yapmıyorlar ki adamlar bunu. Vurman için değil ki. Mesela vurduğum zaman o diye zarar verir ki ama. Örnek ya burası bükülmesin diye yapmışlar onu sonuçta. Bak şuradan bırakıyorum. Gördün mü? Oradan bırakma, yukarıdan bırak hızlı. Buralarda siksiz farları yok. Evet. Ve güzel malzeme güzel bak. Furkan çek. Giriyor mu el? Giriyor arkadan çıkıyorum. Bakayım. Çek. Görüyor musun? Bakayım. Heh. Görüyor musun? Hiçbir yerde bulamazsın görüntü falan. Güzel frenlere lastiklere soğutma var. Oradan gidiyor. Farların şu üzerindeki şeyler desenler de çok güzelmiş. Uğraşmışlar bununla ya. DSC'de misin peki? DSC'de. Lastikler jantlar ne diyorsun? Ne geliyor? Kontinentallerle geliyor. Lastikler çok kalın geldi bana. 225, pardon 55. 215, 55, 18, 18, 18 ha. Endos kanka. Endos'u bir şey bak. Bu araba bir 45 şeyler. Bir şey diyeyim bak, fark ettin mi bak. Jantta da sim var. Şu detay çok hoşuma. Evet, kontinentallerle gelmiş. Kontinentaller yani sağlam lastikler. Bu araçta otomatik park da var. Renk çok güzel. Bu araçta otomatik park da var, o yüzden buralarda sensörler de var. Zaten normal sensörler de var. Artık bir de ne var biliyor musun? Bak, aynanın altına bak. Kamera var 360 derece. Oo, açıyorsun. Aha, park ederken açıyorsun. Ben bunu ayna altı sağ gösteriyor. Aynı yok yok. Ayna altı da. Bakayım var mı? Ayna altı yok ama kamera var. Ayna altı şurayı yok. 360 aynı derece. Yanlarda kromlar var buralarda. Dodikler falan böyle bırakılmış boyamadan. Bak güzel olmuş. Buralarda boyunca araba çok sırıtıyor. Bir de bu biraz SUV havası vermek için işte. İşte bak şunu çok iyi olmuş. Benzinli değil mi? AdBlue o yüzden yok. Benzin iyidir ya. Şu plastik yani. Hepsinde öyle. Golf'te de böyle. Yapacak bir şey yok ona. Ama kanka kaliteli plastik senin Golf'te. Bu da öyle. Misin mi? Değil aynı mi? Ya bence aynı bir fark yok. Bana göre. Bilmiyorum. Bana ya ben de algılı şu an. Sen böyle kullandığın için. Oo, bak tavana bak tavanın rengine bak tavanın rengine. Sinere bak. Çok iyi değil mi? Sende bir S3 60 hatırlıyor musun? Evet. Audi S3. Evet. Onda da bu renkti. Sanki ona öyle geldi. Bak şey. Köpek balığı anten var. Araba komple sanki o renkli bir araba. Şu şey de çok güzel. Bak şu da çok güzel Onur. Mesela araba pis. Benim şu an tamam. Golf'ün olduğu gibi dışarıda. Çok kötü. Yani rezilendi. Evet. Buralar kapalı. Paçaların pislenmiyor ilk binerken. Mesela ayağın buraya değiyor. Ama gövde açık olmadığı için. Arkası boş ama burası. PDF kapatırsın şuradan şuraya. Kapatabilirsin. Aynen. Ama burası çok boşaltı bak. Sese bak. Çok boşaltı gibi geldi bana. Bak şurada çok hoşuma gidiyor yandan ya. Farın detayları çok güzel. DSC'den şey, çok çalmışlar.
Bilmiyorum ki. Aynı şey işte. Ama arkası özgün ya. Baksana stoplar falan bu yani. Kendi artık imzası oldu artık yani. Önde olduğu gibi arkada da var stoplar. Arkası değil. Ooo led geliyor. Aa. LED geliyor ama ayrıca LED'den bir de egzoz çıkışı da var. Artık koymuyorlar. Mis gibi koyması yok i̇şte, güzel bence. Allah aşkına diyorum. Değil mi? Aynen aynen pardon. Ben adam bu hareketi beklemiyorum. Ben, abi. Benim Megane'da da öyleydi ya ne güzeldi. Açsana bagajı. Kamerası şurada. Elektrikli mi? Ya, bekledim ya. Allah bekledim. LED ama LED olması güzel. Şu. Biraz karanlık ortam kusura bakmayın. Bagajın içi böyle. Malzemeler de güzel ya Onur. Bayağı kıl. Volkswagen değil ama. Bence Volkswagen. Bak şu Volkswagen. Bak fasatları da bu incecik. Çok güzel ama ya. Bence yoksa kaliteli yani. Diyor mu ya bu Renault'dan üstü bir araba ya sanki. Normal Renault'larla pek karıştıracak bir araba. Hayır bence Renault artık akıllandı bana öyle geliyor. Bayağı iyi yapıyor değil mi? Çok akıllandı bence bak. Baksana buralar falan da güzel kaplı. Boş bırakılırdı yani. Altına bakayım. Onda alt var ha. Bunlarda step ne var? Step ne varsa Dante Glass koymuş. Götürsün de altında da yalıtım var arkadaşlar ses yapmasın diye. Allah aşkına ya Renault var ya gözlerim alacağım şu yalıtım ya. Ya çok sen de sembolü kullandın şimdi şey yapma. Burada işi var ama şu an LED mi bilmiyorum. Fiyatlar mı acaba? Daha fiyatlar açıklanmamış. Fiyatlar açıklanmamış henüz. Açıklanınca yazarsın tarafa. Zaten belki açıklanır bugün. Bu yanda kanca karşılıkları var. Altına kadar şunları. Buranın yerleri var. Bagajdan da yatıyor mu? Bagajdan yatmıyor. İçeriden yatırıyorsunuz. Gel bagajı gel ya. Litresinde şimdi yazarım arkadaşlar alta. Aslında oraya gidelim ya. Keşke elektrikli şey olsaymış. Arkaya çekeyim. Şu stoplar çok şey. Bir dörtleri yaksana bakalım kayıyor mu? Evet, heyecanlı. Kayarsa cidden helal olsun. Aa. Ama LED. Kaymıyor ama LED. LED mi, halojen mi? LED. LED değil mi bu? Halojen kanka. Halojen mi? Halojen. Bana LED gibi geldi. Çok güzel keskin yapmışlar. Şu yanlarda da güzel. Yavaş yavaş sönüyor ya böyle. LED'de tak 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 orası. Yavaş yavaş LED geliyor. Arkadan içe geçelim. Azıcık öne alır mısın senin koltuğu? Alayım. Buralar. Buralar tabii sert. Buranın sert olması bence aman aman bir şey değil. Arka önemli değil. Ya D segmentine binmediğin sürece zaten hepsi sert. Ama sen şu an lensin çekiyor mesela çok basıp durdun. İçi biraz klostrofobik çünkü. Şu cam birazcık dar arkadaşlar. Çok basıp durdun içeride yani. Evet birazcık klostrofobik. Cam yüzey küçük. Bir de omuzuma bakın şöyle. Yani omuzun üzerinde kalıyor. O yüzden biraz daha klostrofobik duruyor. Buralarda öndeki malzemeden var yumuşak. Buralar sert. Bak şu da güzelmiş detaya bak. Uğraşmışlar yani bir de oto. Üstünü falan uğraşmışlar bir şeyler. Bence bayağı iyi. Burasının altı boş. Bunlar da... Koltuklar çok güzel. Buralar da bak her yer yumuşak. İçi file. Abi buraya bile şey koymuşlar. Adam iki tane koymuş. Menfes koymuşlar ve iki tane de şarj var. Ya bir de onun yanında 12 volt var. Hızlı şarj bence kanka. Aynen sana muhtemelen ben, muhtemelen. Şarj var, 12 volt değil mi bu? Bu da 12 volt. Bir şey diyeyim ben arabayı çok beğendim ya. Ne kadar acaba fiyat? Fiyat açıklansın mı? İki tane burada menfezi var. Tabii ki ayarlanabilir ama menfez olması bile güzel. B segmenti SUV sonuçta bu. Yani B SUV sonuçta. Bu nasıl düşün? Clio'nun büyüğü düşün. Bu kadar beklemezdim yani ben. Clio'dan sen bunları bekler misin? Tabii canım baksana şuna bak bak. Yani koltuğun desenlerine bak. Kendine güzel koymuş. Dur geleceğim şuraya göstereyim. Burada bir şey yok sadece. Neydi bu? Kol dayama yok. O da beklemiyorum yani. B segmenti SUV. Bu kadar şey varken onun olmaması da fena değil yani. Bir şey diyemem. Şuradan içini göstereyim be. Öne mi geçelim? Özelliğe bak ya. Benim de çalışma acaba. Ambiyans aynı var mı acaba? O ne? Şeritten çıkma. Haa. Şerit takip, şeritten çıkması var. Başka? Far yükseklik alçaklık ayarı. Bir de içinin göstergesinin yükseklik alçaklık ayarı var. Yandan şöyle bakalım. Bakın buralar yumuşak. Buralarda arkadaki gibi bir desen var. Aa şu otomatik park da var. Onu söyle. Evet otomatik park da var. Katlanan aynalar var. Isıtma sanırım yok. Aa bak buralar yumuşak mesela. Bak bu güzel. Bak. Mesela bu neyde olur? Bak Tirok'ta falan filan bile şuralar sert. Volkswagen Tirok'ta şuralar. Bunda yumuşacık bak. Oo bayağı yumuşak. Hehe geçelim içine be. Bu buralar... Ya detay nasıl güzel biliyor musun? Bak şöyle. Burası siyah, altı beyaz ya. Çok güzel bir kontrast oluşmuş. Sanki grimsi ama kanka tam beyaz değil. Biraz gri. Ama güzel duruyor. Hayır güzel duruyor yani. Tatlı bir renk. Çok tatlı duruyor. Diyor yavaş yavaş oraya gidelim. En son göstereceğim. Ona çünkü bayıldım ben. Değil mi? Çok güzel değil mi? Direksiyon deri değil. Suni bir deri. Değil mi? Bu normal bir deri değil. Suni deri. Aynen. Ama şekli falan çok güzel. Çok suni. Ya sevmediğin şey ne biliyor musun? Şu ya. Hala bu var. Abi bu vazgeçilmez kardeşim. Hayır. Şuraya koysan. Vazgeçilmez. Niye orada ya? Bu çok kötü duruyor bence o.
Yani şu bence şu sız sabitlemeyi alta koysam. Yok yok, burası sız sabitleyecek alsan ya da bunu buraya koysun değil mi? Mesela şunu şurada bir şeyler yapsın. Ya şuraya küçültsün şunu, tuş açma kapama yapsın. Ha mesela. Bir yuvarlak döndürme bir şey yapsın. Menü tuşu burada. Şey işte burada burada. Evet. Şunu da bir yere alır. Şu boş mesela, şuraya dizebilirsin. Evet. Aynen aynen. Aç kapa. Sız sabitleyici burada kalsın yine. Ama güzel olan ne var? F1 var. Hiç beklemezsin ya. F1. 1.3'te şey geliyor arkadaşlar. Çift kavramlı şanzıman geliyor. Onunla beraber gerçekten güzel olur bu ya. Burada far, oto far var. Otomatik. Farlar zaten led. Şöyle. Kadran, yeni kadran. Dijital. 10 inç büyüklüğünde. Navigasyon da geliyor. Bak. Buralar da değişiyor. Aa bak, pusula var. Çok güzel çalışmışlar ya. Ben çok beğendim bu arabayı. Ne gösteriyor kanka? Maalesef falan işte bunlar. Ha eko falan. Litre olarak. Kaç Newton metre motorun gücü olduğunu da gösteriyordu orada. Dur. Bu. 100 diyor. Niye kadar az? Ne? O artar ki, artıyor. Bence de artar. Ya da belki de bak şuna biliyor musun? Belki de gaz tepkisidir. Şu an entegre edemediğimiz için, kullanmadığımız için bakamıyoruz. Kadran güzel ama. Rengi de aynı renk bir de bak ha. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Çok nasıl diyeyim? Çok kaliteli olmuş şu ekran. Ekran çok kaliteli. Baksana evet. Bir. Mikron, çok keskin. Çok keskin evet. Yani bir piksel yok hiç. Zerre görünmüyor. Bunu nasıl çalıştırdım ben? Bunu çalıştırmıştım ben. Yani kapıyı açtığında çalışıyor düşünür. Kapıyı açalım. Bas bir şimdi ha. Sen frene bas bir. Frene bas kanka. Basayım. Az önce çalışmıştı evet. Çalışır mısın? Çalışır mısın? Otomatik park abi, bak bunu atlama. Evet işte kameralar da var ya. Güzel dizayn. Kadrajer diyorsun ya. Kadrajer. Kaptır. Kaptır. Kaptır pardon. Daha küçük yani, sen bir düşün bir de. Bak bak, kamerayı çıkartabiliyorsun burada. Burada şu şundan şöyle ne? Dijital bir klima var ama şu şurada fan var. Şurada fan var. Şuna basılıyor. Burada ne oluyor? Yüze gelsin, yukarı gelsin, ayağa gelsin. Ona basarak değiştiriyorsun. Hmm. Öyle. Çok mantıklı. Tamam ben kadranı açamadık ya. Şey kadranı diyorum, göstergeyi açamadık. Az önce açılmıştı. Arkada televizyon gibi. Arkada falan tuş var. Artık hepsi böyle ya. Şöyle dik duruyor ama bu gene fena değil. Bu ekran çok iyiydi. Keşke açılsa şu an ya. Onun haricinde bu ekran arkadaşlar güzel, büyük bir ekranı var. 12 inçti sanırım. Şu an dokunmatik yok ama dokunmatik gerçekten iyiydi ben baktım. Bir tık yavaş sadece. Yavaş ama bir tık yavaş. Üzerine göre çok iyi. Bence de çok iyi. Üzerine koruması var şu an zaten. Hava kullanıcı. Çıkarmışlar, bakmışlar muhtemelen o yüzden. Ama baksana, güzel. Bu muhtemelen şeydir zaten. Opsiyoneldir herhalde. Bu kadar ben büyük bir acıken zannetmiyorum. Ben sana şunu söyleyeyim. Otomatik park da opsiyoneldir bence. Kamera da opsiyoneldir. Kamera da opsiyoneldir bana göre. Dijital klima da opsiyoneldir bana göre. Fiyat işte açıklanınca arkadaşlar açıklama kısmına bunu bırakırım. Start stop da bence opsiyoneldir. Bana öyle geliyor. Muhtemelen bana da. Ben şimdi binanı almak istemiyorum. Şu an çıkıntıları güzel. Hani çok özenmişler arabaya. Sanki böyle bayanlarda oluyor böyle pırlanta kaplama. Sanki onun gibi. Diyor mu? Özenmişler, arabayı çok özenmişler. Ve en güzel şey geldik. Çek. Abi çok güzel. Audi gibi duruyor ya. Aşırı güzel duruyor. Bak şöyle elini koysan sen oradan tanış. Evet. Aşırı güzel. Şuralar falan soğuk metal hissediyor. Şurada çek. Bunun altında bak ışık. Göstereceğim. Burada park tuş burada. D, R'de böyle. Şunun altında kaydırma şey var. Aa bak şunu mesela, bunu yapmışlar. Telefonu muhtemelen koymak için yapmış olabilirler mi? Çıkıyor bana. Kablosuz şarj belki geri durur oraya. Hayır, kablosuz şarj olsa burada işaret çıkar kanka. İşte hani opsiyon olarak alsan belki buraya gelir. O gelebilir. İki ama bu tane, bence en dolusu gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Showroom aracı ya. İki tane USB 3.0 çıkış arkadaşlar. Bir tane AUX, bir tane de 12 volt var. Araç çok dolu ya. Ben beğendim. Aç torpidoyu bir. Gözlüklü oraya koymuşlar. B sınıf çünkü yani. Daha ne beklersin? Daha fazla açamıyorum. Ama zaten gidişine bakar mısın? Motora kadar gidiyor. Ooo bayağı gidiyor. Evet baksana. Bak koluma bak. Motora ben kadar gidiyor. Sen şu koluma bak. Şu kadar. Evet şu sesi seviyorum. Amortisör de var, güzel. Onun altında burada bir bağlantı yok artık arkadaşlar VTS için. Elime yansısın ışık. Senin flaşına yansımıyor. Yansıyor şu an. Yansıyor mu? Şurada yansıyor. Işık var. Tam şurada. Ha orada ışık mı var? Evet. Ha mavi bir ışık vardı az önce. Gördük de şu an çekemem orayı. Tam şu ışık var. Ben onu gösteremedim ya. Park var. Park fili var. Otohot. Aa bak bu da var. Otohot da var. Durunca tutuyor. Hani yokuş kalkış değil bu, durunca. Hmm, duruyorsun. Gibi. Ha golfteki gibi. Freni bırakıyorsun. Kendi gaza basana kadar duruyor araba. O sizin yerinizde fren yapıyor. İki tane barak var. Çevresi de güzel, çerçevesi. Buradan anahtar koyma yeri var. Şu çok küstü bak. Şunu ben hani evet bu birazcık. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Buradan şey çalmışlar, buraya vermişler. Çalmışlar değil, bence sığmamışlar artık yani bu kadar. Çok doldurmuşlar çünkü arabayı. Şuraya sığmamış kadar gelirse burası iptal olacaktı o zaman. Evet. Zamanda. İçi nasıl? İçi de bir sünger falan var içinde yine. Altını boş bırakmamışlar bak. Ya o olsa da yani çok bir şey yok. Bunun deresi de güzel ama koltukların deresi çok güzel. Arka koltuk direğe gidiyor, gördün mü? Arka koltuk mu? Aa alttan evet. Bagaj alanı büyütmek, küçültmek için. Oo. Güzel detay.
Biraz güçlü durmak lazım. Ama öndesin. Karar aynası var. Burası da siyah yapmışlar. Ya, araba çok uzaymışlar. SOS bile var. Sanki burada salacakmışım gibi bunu. Ben sunroof'tan çok çekmiş biri olarak eski Megane'ımda. Ben de tırsıyorum sunroof'larından. Burada mikrofonlar burada. İnşallah LED ışık vardır. Bakamayız ki. Aküyü şarjlar mısınız lütfen? Onun haricinde bir sunroof var arkadaşlar işte. Fazla büyük değil ama sunroof çok çıkıntı yapmış. Baksana şuna. Oo bayağı. Arkayı bayağı klasörelik yapmış. Ama sunroof çok küçük. Bak kapattığım zaman daraldım biraz sanki, evet. Değil mi? Alıştım ya. Onun haricinde ben çok beğendim arabayı. Ben bayağı beğendim. Hani 10 üzerinden 9 veririm o kadar yani. B segmenti bir su için. Ben de 8 veririm. Değil mi? Çok iyi yani. Bayağı özenmişler. Tabii ileriki yorumları dinlemek lazım. Hani ileride bir sorun çıkaracak mı? Trim sesi olarak. İşte onu şimdi ben diyecektim. Şimdi ne alıyorsun? Bak buralar yumuşak ama bak. Bak. 5000 6000 sonra böyle tık 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 bak, tık tık. Bak bak dinle. Ses yok. Hiç önemi yok. İşçilik çok iyi. Çok İşçilik iyi. Bayağı iyi. Baksana, bak, biz oynuyoruz ha. Sen, Onur burayı sallıyor, biz oynuyoruz. Tüm gücümü baksana bak. Nasıl oynuyor. Ben hiç... Araba oynuyor yani. Şuna bak, tüm gücümü kullanıyorum şu an yani hiç. Çok sağlam yapmışlar yani. Ben kullanmıyorum. Bu kadardı arkadaşlar bu videodan bak, da. Şurası eskiden odan. Ha sıkınca evet. Sıkınca böyle ses yapar, cartı boşluk vardı. Şimdi sen boşluk. Abi kutu niye yok ya? Ne yok? Aa evet, önce... bunlarda da yok artık. Bak, mikrofon. Mikrofon orada. Çok bak, artık kafeye çalışıyorlar. Ses buradan uzaktan geliyordu arabadan. Şimdi bak şeyini almış, evet, yerini almış. Şurcu için. Hemen ağzından çıkan duyuyor yani. O zaman bu kadardı bu videodan arkadaşlar. Benim kanalımda da buna videosu gelecek. Evet, şimdi onlara da çekeceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Ben bu videoyu editlerken aracın fiyatları akşama doğru açıklandı. En düşük 1.0 turbo modeli, 100 beygir olan modeli düz vites 211.000 TL'den başlıyor. Icon 1.5 dizel EDC 115 beygir olan model ise 200 346.000 TL'ye kadar çıkıyor. Arada nereden baksanız şöyle 130.000 liralık gibi bir fark var donanımdan, motordan baktığınız zaman. Yani gerçekten de diyecek bir şey bulamıyorum. Fiyatlar çok uçtu. Nerelere kadar gidiyor bilmiyorum ama şöyle aşağı baktığınızda da elektrikli cam tavan, eller serbest park sistemi, 360 kamera, işte şerit takip uyarısı, 9.3 inç Easy Link bilgi eğlence sistemi, 13 dijital sürücü ekranı, el maske sim, jantlar dahi hepsi birer opsiyon. 346 bin liraya bunu üzerine eklediğin zaman neredeyse bir Captur'u 400 bin TL'ye satın almış oluyorsunuz. B segmenti bir araca, SUV'a siz ne kadar bir fiyat verdiniz ya da bundan, bu segmentten bir tercih yapacak olsaydınız hangisini tercih edersiniz? Bunu yorumlarda bahsedebilirsiniz. Umarım bu fiyatlar düşer de yakında daha güzel, daha ucuz arabalara, daha ucuz bir şekilde binebiliriz. Hepimizin temennisi bu yönde. Kendinize iyi bakın. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısıtlı bir zamanımız vardı. Hani aracı elektrik falan da veremedik. Fazla bir vaktimiz de yoktu. İzin de alamadık. Umarım beğenmişsinizdir. Fiyatlar açıklanınca... Ama aracı bulduk. Yani evet. Biz aradık taradık yok. Bu 8. bayimiz. 8. Rönü'ye gelişimiz. Biz yani... gördük yani oğlum abi hemen koş koş koş. Öyle oldu yani. Böyleydi. Uğraştık yani birazcık. Umarım videoyu evet. Beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Benim kanalımda tam nereye bırakayım? Tamam. Aşağıda. Şuraya. Beni de bir takip edersen abone olsanız sevinirim. Bak şuraya, şuraya koyacağım seni kanalı. Şuraya. Şuraya mı? Ha şuraya koyacağım. Tamam. Oradan onların kanalını takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.